Merhaba çocuklar. Bugün sizinle Türkçe dersi işleyeceğiz. Sizin de bildiğiniz gibi koronavirüs nedeniyle hepimiz evlerimizde kalmak zorundayız. Bu yüzden de derslerimizi sanal ortamda işlemek durumundayız. O yüzden beni dikkatli bir şekilde dinlerseniz çok iyi olacağını düşünüyorum. Evet çocuklar, bugün sizinle erdemler konusunu işleyeceğiz. Hazırlık sorularından başlayalım. Evet, ne demiş bize? Size göre önyargılı olmak nedir? Önyargılı olmak doğru bir şey midir? Neden diye sormuş. Önyargılı olmak çocuklar, en basit tanımıyla bir kişinin davranışlarına ya da dış görünüşüne bakarak o insan hakkında olumsuz ya da olumlu bazı yargılara, bazı görüşlere sahip olmaktır. Size göre önyargılı olmak doğru bir şey midir bu durumda? Değildir, değil mi? Çünkü bir insanı dış görünüşünden ya da davranışlarından ne kadar tanıyabiliriz ki? Evet, ikinci sorumuza bakalım. Bir insanın dış görünüşüne bakarak o insan hakkında olumsuz şeyler düşünür müsünüz demiş. Yani bize kısaca önyargılı davranır mısınız diye sormuş. Demin aslında bu sorunun cevabını verdik. Önyargılı olmanın kötü bir şey olduğundan bahsettik. Bu yüzden bence ben davranmam. Ben dış görünüşüne bakarak bir insanın hakkında olumsuz şeyler düşünmem. Çünkü bu doğru bir davranış değildir arkadaşlar. Evet, şimdi burada bir metinimiz var. Ben size bu metni okuyacağım çocuklar. Siz de beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Ve ben dinlerken bu ekrandan siz de metni takip edin. Evet, metne başlıyorum. Günlerden bir gün zürafa yürüyüşe çıkmıştı. Hava o kadar güzeldi ki şarkı söyleyerek etrafta dolaşıyordu. Rengarenk çiçekler, cıvıltılarıyla şarkı söyleyen kuşlar, bahar kokusu. Derken zaman ilerledikçe zürafanın karnı acıkmaya başladı. Boyu o kadar uzundu ki yüksek ağaçların dallarını bile kolayca yiyebiliyordu. Gözüne bir ağaç kestirdi. Bu ağaç yemyeşil yapraklarıyla adeta zürafayı kendine doğru çağırıyordu. Zürafa ağaca doğru ilerledi. O da ne? Ağacın dallarında bir kuş yuvası, kuş yuvasında ise düşmekte olan yavru bir kuş vardı. Zürafa hemen ağaca yöneldi. Upuzun boynunu ağaca doğru uzattı ve düşmekte olan yavru kuşu kafasıyla tekrar yuvasına koydu. Tam o sırada arkasından "Bırak yavrularım, seni koca canavar!" diye bir ses yükseldi. Zürafa arkasını döner dönmez kendisine doğru gelen anne kuşu gördü. Zürafa tam konuşmaya çalışırken anne kuş ağzındaki taşı zürafaya attı ve "Hala burada duruyor musun sen? Hemen yuvamı rahat bırak!" diyerek zürafayı oradan kovdu. Zürafa olanlara anlam verememişti. Halbuki yavru kuşu düşmekten kurtarmıştı. O çok iyi bir şey yapmıştı. Anne kuş sırf görüntüsünden ötürü zürafayı yavrularına zarar vermekle suçlamıştı. Zürafa çok üzüldü. Üzgün bir şekilde evinin yolunu tuttu. Uzun bir süre dolaşmaya bile çıkmadı zürafa. Günlerden bir gün tekrar yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Hava yine çok güzeldi. Zürafa mutlu bir şekilde yürürken bu sefer de aşağılardan bir ses "Ne yaptığını zannediyorsun sen? Kocaman ayağınla beni ezeceksin, görmüyor musun?" dedi. Zürafa eğilip aşağıya baktı. Bu bir tavşandı. "Kusura bakma tavşan kardeş, seni göremedim," dedi. Tavşan hala sinirli bir şekilde zürafaya bakıyordu. "Tabii," dedi. "Ne de olsa sen kocamansın, neden etrafına bakasın ki?" dedi tavşan. Zürafa anlam veremiyordu. Yine başına görüntüsünden dolayı olmasını istemeyeceği bir durum gelmişti. Yine de tatlı bir dille "Seni incitmek istemedim, özür dilerim," dedi ve oradan uzaklaşmaya başladı. Henüz fazla gitmemişti ki "İmdat!" diye bir çığlık duydu. Ses arkadan geliyordu. Zürafa arkasına döndü. Bu tavşanın sesiydi. Tavşan bir tuzağa yakalanmıştı. Zürafa hemen koşarak tavşana yaklaştı ve tavşanı tuzaktan kurtardı. Tavşan çok utanmıştı. Mahcup bir sesle "Teşekkür ederim. Sen olmasan buradan çıkamazdım," dedi zürafaya. Tek utanan tavşan da değildi. Tam o sırada anne kuş olanları yukarıdan izliyordu. Yanlarına indi. Zürafaya bakarak "Özür dilerim zürafa kardeş. Sen benim yavrularımı kurtardın. Ben ise sana bağırarak hakaret ettim. Seni dinlemedim. Sen gittikten sonra yavrularım bana onları anlattı. Çok pişman oldum," dedi. Tavşan ve anne kuş çok mahcup görünüyordu. Zürafa ise içindeki burukluğu bir kenara bırakarak onları hemen affetti. Çok mutlu olmuştu. Çünkü gerçekler ortaya çıkmıştı. Tavşan ve anne kuş hatalarını telafi etmek için zürafaya sürpriz hazırladı. Ormanda zürafa için bir ziyafet düzenlediler. Sohbet ettiler, eğlendiler. Artık onlar çok iyi dost oldular ve hep dost kaldılar. Evet çocuklar, umarım ben canavar değilim metnimizi çok dikkatli bir şekilde dinlemişsinizdir. Şimdi etkinliklerimize başlayalım.
Birinci etkinliğimizde ben canavar değilim metninin konusunu ve ana fikrini yazınız demiş. Evet çocuklar, bir metinde metnin konusunu bulmak için o metine ilk önce bu yazar burada bize nelerden bahsetmiş, ne anlatmak istiyor, onları sormalıyız. Mesela bu metine yazar burada bize neyden bahsediyor sorusunu sorunca ne cevabını alıyoruz? Zürafanın başına görüntüsünden ötürü gelen olumsuz durumlardan bahsediyor değil mi? Evet, o yüzden bizim konumuz zürafanın başına gelen olumsuz şeyler. Metnin ana fikrini bulurken de çocuklar şu soruları sormalıyız. Yazar bize bu metni ne öğretmek amacıyla yazmıştır? Bu metni yazarken neyi amaçlamıştır? Onları sormalıyız. Bu metnimize bu soruları sorduğumuzda ise çocuklar şu cevapları alıyoruz. Bir insanın ya da bir canlının sadece dış görünüşüne bakarak o insanı yargıladığımız zaman bunun sonuçlarında biz pişman olabiliriz çocuklar. Ve bunu hiç unutmamalıyız. Önyargılı davranmamalıyız kesinlikle. Evet, ikinci etkinliğimize geçelim. Okuduğunuz metinde size yanlış gelen davranışlar var mı? Varsa bunların neler olduğunu anlatınız. Daha sonra okuduğunuz metindeki karakterlerin yerine kendinizi koyarak aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz demiş. Evet çocuklar, size bu metinde yanlış gelen davranışlar var mı? Elbette var değil mi? Mesela örnek vermemiz gerekirse anne kuşun davranışları çok yanlış. Çünkü zürafanın daha ne yaptığını hiç anlamadan zürafaya hemen bağırmaya başlıyor. Zürafanın kendisine anlatmasına bile olanak tanımıyor. Bir karşımdaki kişiyi dinlememek aslında çok çok yanlış bir davranıştır çocuklar. Daha sonra bizden ne istemiş? Kendimizi metindeki karakterlerin yerine koyarak onların yerinde olsak neler yapardı? Onları düşünmemizi istemiş. Evet çocuklar, ben mesela kendimi zürafanın yerine koyuyorum. Ben zürafanın yerinde olsaydım kesinlikle davranışlarının aynısından yapardım. Aynı şekilde davranırdım. Çünkü zürafanın davranışları çok güzel davranışlar değil mi çocuklar? Doğru davranışlar. Mesela düşen yavruları görünce hemen yavruları kurtarmaya gidiyor. Tavşanla çok kaba bir dille konuştuğu halde hala tavşana güzel bir dille ondan özür dileyerek orayı terk ediyor. Ya da çok kırgın olduğu halde anne kuş ve tavşan zürafadan özür dilediği zaman onları hemen affediyor, onlarla dost oluyor. Zürafanın davranışları bence çok güzel davranışlar çocuklar. O yüzden ben de zürafanın yerinde olsaydım zürafa gibi davranırdım. Evet, anne kuşun yerinde olsaydım çocuklar, ben anne kuşun yerinde olsaydım zürafanın sadece dış görünüşüne bakarak zürafayı yargılamak yerine zürafayı da dinlerdim, onunla konuşmasına olanak tanırdım çocuklar. Evet, ben tavşanın yerinde olsaydım çocuklar, hemen bağırmak yerine, zürafayı o kadar kötü bir dille uyarmak yerine, zürafayı daha güzel bir dille ona dikkat etmesini söylerdim. Ve böylece zürafanın da kalbini kırmamış olurdum. Evet çocuklar, şimdi üçüncü etkinliğimize geçelim. Üçüncü etkinliğimizde bize bir bulmaca vermiş. Bu bulmacadaki kelimeleri bulmacada bulmamızı istemiş. Bakalım bize hangi kelimeleri vermiş bulmacada? Adalet, erdem, merhamet, çaba, alçak gönüllülük, güzel konuşma, azim, dengeli olmak, fedakarlık, irade, istikrar, dikkat, iyilik, dinlemek, dürüstlük, cesaret, cömertlik, çaba, duyarlılık, dostluk, bilinçlilik, akıl ve çalışkanlık kelimelerini bize vermişler çocuklar. Siz de bu kelimeleri bu bulmacada bulun ve bu kelimeleri kısaca anlamlarını kendi kafanızdan anlatmaya çalışın. Evet, diğer etkinliğimize geçelim şimdi. Dördüncü etkinliğimize bakalım bizden ne istemiş? Aşağıda ben canavar değilim metniyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bunlardan doğru olanın başına de, yanlış olanın başına y koyuyoruz demiş. Evet çocuklar, şimdi birinci bilgimizden başlayalım. Ne demiş bize birinci bilgimiz? Zürafa ormanda yürüyüş yaparken karnı acıkmıştır. Bu bilgimiz doğru mu çocuklar? Evet doğru değil mi? Hatta karnı acıkıyordu, yemyeşil bir ağaç görüyordu, ona doğru yöneliyordu. Evet, ikinci bilgimize bakalım. Zürafa yuvasından düşen yavru kuşları görünce onları kurtarmak istememiştir demiş. Bu bilgimiz doğru mu çocuklar? Evet, yanlış değil mi? Çünkü yavru kuşları gidip zürafa hemen kurtarmıştır. Evet, bakalım diğer bilgimiz neymiş? Anne kuş zürafanın yavrularına zarar verdiğini zannetmiştir. Evet çocuklar, bu bilgimiz doğru değil mi? Hatta zürafaya zarar verdiğini düşünerek zürafayı çok ağır bir dille zürafayı suçlamıştır. Onun konuşmasına bile izin vermemiştir. Evet, bakalım diğeri neymiş? Zürafa tavşanın sözlerine karşı yine de güzel bir dille cevap vermiştir demiş. Evet çocuklar, zürafa tavşanın sözlerine karşı yine de güzel bir dille cevap veriyordu değil mi? Hatta demin bu davranışımızı çok beğendiğimizi söylemiştik. O yüzden bu bilgimiz de doğru çocuklar.
Evet, anne kuş ve tavşan zürafadan özür dilememiştir demiş. Anne kuş ve anne kuş ve tavşan zürafadan özür dilemiyor muydu çocuklar? Diliyordu değil mi? Çok pişman oluyorlardı. Yaptıklarının çok yanlış bir davranış olduğunu fark edip mahcup olarak zürafadan özür diliyorlardı değil mi? O yüzden bu bilgimiz yanlış çocuklar. Bakalım ne demiş bize yine? Zürafa anne kuş ve tavşanı asla affetmemiştir demiş. Bu doğru mu çocuklar? Hayır, yanlış değil mi? Onları affediyordu. Onların çok mahcup olduğunu, pişman olduğunu görünce onları hemen affediyordu değil mi? Evet, bakalım son bilgimiz bize ne demiş? Zürafa, tavşan ve anne kuş en sonunda dost olmuşlardır demiş. Evet çocuklar, metnimizin sonunda bize onların hep dost olduğunu ve hep dost kaldığını söylüyordu değil mi? Evet, bu bilgimiz de doğru. Evet, beşinci etkinliğimize geçelim. Bakalım burada bize ne istemiş? Aşağıda bazı çocukların düşüncelerini görmektesiniz. Kimlerin düşüncelerini doğru buluyor, kimlerinkini doğru bulmuyorsunuz, sebebiyle birlikte resim yanındaki kutucuğa yazınız demiş. Evet çocuklar, bakalım ilk olarak Melih ne söylemiş? Melih demiş ki çocuklar, dün vazoyu kırdığımı anneme söylememeliyim. Vazoyu kardeşime kırdığını söyleyip suçu onun üzerine atmalıyım demiş. Sizce bu düşünce doğru bir düşünce mi çocuklar? Hayır, yanlış bir düşünce değil mi? Çünkü hem vazoyu kırdığını annesine söylemeyip suçu kardeşinin üzerine atarak annesine yalan söylemiş oluyor. Hem de kardeşine çok büyük bir haksızlık etmiş oluyor. O yüzden Melih'in davranışı, Melih'in bu düşüncesi kesinlikle yanlış bir düşünce. Katılmıyoruz. Evet, bakalım Ebru ne düşünmüş? Bugün çok fazla ödevim var. Oyuncaklarımla daha az oynayıp ödevlerimi bitirmeliyim. Erken uyumalı ve sabah dinç uyanmalıyım demiş. Evet çocuklar, sizce Ebru'nun düşüncesi doğru mu? Evet, doğru değil mi çocuklar? Çünkü ödevlerimizi, bütün sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmeliyiz. Ve bu sorumluluklarımızı zamanında yerine getirebilmek için çok çabalamalıyız. Evet. Evet, altıncı etkinliğimizde bizden ne istemiş bakalım? Erdemler denilince aklınıza neler geliyor? Yıldızların içine yazınız demiş. Evet çocuklar, erdemler nedir sizce? İlk olarak erdemlerden bahsedelim. Çocuklar, erdemler demek iyi olana, ahlaklı olana yönelmek demektir. İyi olanları yapmak demektir. Yani bundan mesela deminki metnimizden de örnek verecek olursak, aslında deminden beri etkinliklerimizde gördüğümüz, metinde onay verdiğimiz bütün güzel davranışlar, bütün iyi davranışlar erdem demektir çocuklar. Örneğin zürafanın yavru kuşlara yardım etmesi, örneğin zürafanın tavşanın anne kuşu affetmesi, tavşanın anne kuşunun da zürafadan özür dilemeleri bir erdemdir çocuklar. Bunlara erdemli davranışlar diyoruz. Evet, mesela ben birkaç örnek verdim çocuklar. Yardım etmek gibi, özür dilemek gibi, affetmek gibi. Siz de aklınıza gelen erdemleri, yani iyi davranışları, güzel davranışları, güzel olan şeyleri bu yıldızların içine yazın çocuklar. Evet, diğer etkinliğimizde bakalım bizden ne istemiş? Aşağıda bazı atasözleri verilmiştir. Sizce bu atasözleri ne anlatmak istemektedir demiş. Bakalım bize hangi atasözlerini vermiş? İyilik eden iyilik bulur. İyilik et denize at, balık bilmezse halik bilir. Öfkeyle kalkan zarar ile oturur. Baca eğri olsa da dumanı doğru çıkar. Bin altının olmaktansa bir dostun olsun demiş. Evet çocuklar, bize birkaç atasözü vermiş. Mesela ben bir atasözünü size açıklayayım. İyilik eden iyilik bulur atasözünü açıklayayım çocuklar. Yani birine, bir kimseye, bir canlıya iyilik ederseniz o iyilik kesinlikle size geri dönecektir çocuklar. Evet, şimdi 8. etkinliğimize geçelim. Bakalım burada bize ne istemiş? Aşağıdaki kelimelerinizi tamamlarını yazınız demiş. Evet, bakalım hangi kelimeleri vermiş bize? Kötü kelimesinizi tamlaması nedir çocuklar? Evet, iyidir değil mi? Evet, yanlış kelimesinin tamlaması nedir? Doğru, evet. Evet, yalancı kelimesinin tamlaması nedir çocuklar? Dürüst, evet, doğru. Tembel kelimesinin tamlaması nedir? Evet, çalışkan, doğru. Peki cimri kelimesinin tanımlaması nedir? Evet, cömert. Diyelim çocuklar. Evet, şimdi 9. etkinliğimize geçelim bakalım. Bizden 9. etkinliğimizde ne istemiş? Bir dostunuzun kalbini kırdınız. Dostunuza bir mektup yazmak istiyorsunuz. Bu mektubu nasıl yazarsınız? Aşağıda bırakılan alana mektubunuzu yazınız demiş. Evet çocuklar. Mesela bir dostunuzun kalbini kırdınız. Ve bu dostunuzdan, bir dostunuza bir mektup yazmanız gerekiyor. Bu mektubu nasıl yazarsınız çocuklar? Dostunuzdan özür mü dilersiniz? Dostunuzdan sizi affetmesini mi istersiniz? Dostunuza yaptığınız hatayı açıklamak mı istersiniz?
Her ne düşünüyorsanız, ne yazmak isterseniz bu mektuba, bu boş bırakılan alana o mektubunuzu yazın çocuklar. Evet, son etkinliğimize geçelim. Bakalım burada bizden ne istemiş? Aşağıda bazı erdemleri temsil eden resimler görmektesiniz. Bunların hangi erdemler olduğunu yanlarına yazınız demiş. Evet çocuklar, demin size erdemlerden bahsetmiştik. Erdemlerin ne olduğundan bahsetmiştik. Güzel davranışlar demiştik. İyi yoluna yönelmek demiştik. Metinden örnekler vermiştik. Ben size birkaç örnek vermiştim erdemleriyle ilgili. Evet çocuklar, bakalım. Birinci resimimizde mesela bize hangi erdemi anlatmak istiyor olabilir? Ders çalışan bir çocuk var. Yani çalışıyor. Çalışıyor olduğuna göre hangi erdemi anlatmak istiyor olabilir bize? Evet, çalışmak, çalışkanlık değil mi çocuklar? Çalışkanlık bizim bir erdemimizdir. Evet, ikinci resme bakalım. Burada dört arkadaş var. Bunlar birbirlerine dost olmuşlar. Bu hangi erdemimiz olabilir çocuklar? Evet, dostluk değil mi? Doğru. Evet. Evet çocuklar, son resmimize bakalım. Burada bize ne göstermek istemiş? Burada bir yaşlı teyze var. Üç tane çocuk yaşlı teyzeye karşıdan karşıya geçerken yardım ediyor. Yani bu bizim hangi erdemimiz olabilir çocuklar? Evet, yardım etmek değil mi? Yardım etmek de çocuklar çok önemli bir erdemimizdir. Evet, erdemler konusunu çok iyi bir şekilde anladığınızı umut ediyorum çocuklar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer dersimize görüşmek üzere.